Nazlı! Efendim Sevim Hanım. Kemerli bileziğim yerinde mi? Evet, üst çekmecede. Efendim? Bir saniye. Nazlı, telefon sana. Senin yüzünden işimi gücümü yapamıyorum. Arayıp durma artık Tahir. Yok işte, isteyemem. Bıktım mı senin o yüzünden kızım? Kaç senedir yanlarındasın. Evlatlarına bakıyorsun. Yok mu o kadar hatırım be? 5000 koyar mı bu insanlara? Emeğim neyse onun karşılığını alıyorum. Borç harç isteyemem senin kumarın için. Kumarın deyip durma. Bıraktık işte, son borç bu. Sen istemiyor musun kocan rahat etsin, derdi bitsin? Ben senden tek huzur istiyorum. Git ne iş yapıyorsan yap, öde adamların borcunu. Kapıma kimseyi dayandırma. Sevim Hanımları da çıkar aklından. Yüzümü kızartıp da para falan isteyemem ben bu insanlardan. Öyle olsun Nazlan. 40 yılın başı bir faydan dokunmasın bakalım. Tamam, görüşeceğiz. Ne oldu Tahir abi, yenge ters yaptı galiba. Nuh diyor, peygamber demiyor. Çalıştı evde para gani. İki laf edeyim de isteğim yok. Ne yapacağız? Sıkıştırıyor adamlar. Daha olmadı, senet yapalım. Senede düştük mü kanımızı alırlar oğlum. Gözümüzü karartacağız artık. Başka çaresi kalmadı. Can. Ham yap oğlum, ham yap. Hoppa. Nazlı. Ben çıkıyorum. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Hoppa, gel bakalım. Tamam. Kuaföre gideceğim. Erkan 1-2 saate kadar gelir. Beraber çıkacağız sonra. Tabii Sevim Hanım. Akşama davet de var biliyorsun. Biraz geç kalabiliriz. Can'a bakabileceksin değil mi? Evden falan sorun çıkarırlar mı? Yok Sevim Hanım. Varlığım yoktuğumu bilen yok zaten. Tahir yine canı sıktı değil mi? Sıkmadığı zaman mı var? Hep aynı dertler. Ah be canım. Bıkmadın mı şu adamı sırtında taşımaktan? Bıkmadın mı eziyetinden? Bıkmaz olur muyum hanımım? Ama kocamdır. Atamam satamam. Ne yapayım? Senin bileceğin iş ama biz arkandayız her zaman. Boşanma filan dersen hiç düşünme. Yalnız bırakmayız biz seni. Biliyorsun. Bilmez olur muyum? Sağ olun, eksik olmayın. Canım. Oğlum ver bir yanak. Oh. Hatta gidiyor anne. Oh. Bak Can anne hataya gidiyor. Hadi bay bay. Hadi el salla. Abi gözümü karartayım dedin de bu kadar da fazla değil mi? Mecburum oğlum. Dayanma gücüm kalmadı. Adamlar kıstırdı kıstıracak. İyi de yenge, o ne diyecek bu işe? Ne diyebilir lan? Bana karşı onları koruyacak hali yok ya. Sen bilirsin ama sakat iş. Ne diyeyim, nereye kaçacaksın? Bilmiyorum, bakacağım. Ararım ben seni. Sonra neden olursa hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı? Tamam abi, dikkat et kendine. Hadi eyvallah. Hani baba? Ha? Oğlum canım. Üzme Nazlı ablanı, tamam mı? Usludur oğlum, tamam mı? Üzmez o beni Erkan Bey. Sessiz oluğu çıkmaz kuzucuğum. Sen olmasan kime nasıl emanet ederdik oğlumuzu Nazlı? Hoppa. Hadi ama Erkan, geç kalacağız. Hazır değil misin daha? Hazırım. Seni bekliyorum Sevim. Nazlı, dolapta yemek var. Maması da hazır biliyorsun. Acıkacak olursa. Hallederim ben Sevim Hanım, merak etmeyin. Cep telefonlarımız da yanımızda Nazlı. Bir şey lazım olursa ararsın hemen, tamam mı? Tabii Erkan Bey. Çok oyalandık, hadi. Hadi çıkalım canım. İyi alıştın gece yatısına kalmaya. Rahatın yerinde tabii burada. Evin, kocan umurunda değil. Şuna bak ya, adam gibi masada bile yedirtmiyorsun yemeği. Abuk subuk konuşma Tahir. Hem 40 yılın başı gece gezmesine gitti hanımlar. Kime bırakacaklar çocuğu? Kalmayıp da ne yapacaktım? Can? Can? Maşallah sen de iyice alıştın sıpaya. Gören de kendini doğurdun sanır. Kendi evladım gibi bu da zaten. Elimde büyüyor, koynumda uyuyor. Allah muhabbetinizi artırsın, bir şey demedik. Canım.
Sigara içilmez bu evde, kaldır onu. Bana bak Nazlı. Kalk hadi kalk. Karnını da doyurdun, kahvene kumarına gitsen. Huzur bırakmadın zaten, kalıp da ne yapacağım? Bir lavaboya gideyim çıkarım. Hadi çabuk ol. Can. Can. Oy. Bağırma, sus. Şşş. Allah seni kahretsin. Bunun için mi geldin buraya? Ya niçin olacaktı? Zordayım dedim değil mi? Gebertecekler dedim değil mi? Rezil edeceksin beni insanlara. Hırsıza çıkacak adım. Bırak şunu, bırak. Bırak Nazlı, çek elini. Son çarem bunlar kızım, anlasana. Olmaz Tahir, olmaz. Ya, bırak o altınları, paraları. Nazlı. 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 Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel Nazlı. Ortalık sakin bu gece. Belli olmaz da. Bizimkilerin sorgusu nasıl gidiyordur acaba? Kamil'in kıpırdayacak yeri kalmadı ki. Eli mahkum konuşacak. Adam hala bizde değil mi abi? Yarın falan devam yani. Devam tabii canım, devam. Şşş. Ne o? Daldınız Zeynep Hanım. Yok be abi, bakınıyorum öyle. Kocası yok ya, yalnız kaldı devriyede. Canı sıkkın. Yapma ya. Ha? Ali, önüne bak sen, önüne hadi. Hemen de sinirleniriz. Abi sen bir şey söyle bari şuna ya. Ne gibi? Bilmem. Bir bitki ismi olabilir. Çiçeklerden mesela. Ha, öyle bir şey yani. Abi lütfen bak, vallahi bozulmaya başladım artık ha. Yerim senin bozulmanı lan. Lale. Önüne bak hadi, önüne. Sola gir ilerden. Herkesten. Alo Aylin. Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz? Sağ ol. İhbar mı var? Evet. Yalnız durum biraz karışık. Karışık mı? Nasıl? Tamam. Tamam anladım. Adrese geçiyoruz hemen. Sağ ol. Neymiş? Galiba çocuk kaçırma. Ama dahası da var. Ali, Çengelköy'e gidiyoruz. Tamam. Hepimizi mahvettin. Kendini de bitirdin, beni de bitirdin Tahir. Allah cezanı versin. Yeter be, yeter. Kapa çeneni. Çocuklar ne istedi, ne istedin Tahir? Kes sesini be, kes, yeter. Sus, dur şunu da artık. Oğlum yavrum. Can, oğlum. Yavrumu buldum bana. Oğlumu getirin. Üzülme sevim. Üzülme hayatım, bulunacak oğlumuz. Sakinleştirici birazdan etkisini gösterir. Uyuyacak mı böyle? Ne zaman gelecek kendine? Sabaha kadar dinlenmesi herkes için en iyisi. Daha iyi olacak eşiniz, inanın. Sağ olun. Gece çıkarken bakıcı Nazlı ile bıraktınız oğlunuzu değil mi? Evet, geç geleceğimizi söylemiştik. Bu gece burada kalacaktı Nazlı. Ona güvenir miydiniz Erkan Bey? Daha önce böyle ortadan kaybolduğu olmuş muydu? Hayır, hiç olmamıştı. Nazlı oğlumuzun ikinci annesi gibidir. Her şeyimizi, evladımızı gözümüz kapalı emanet ederiz ona. Öyle bile olsa bazen insanlar yanılabiliyor. Nazlı mı yaptı yani bunu? Oğlumu mu kaçırdı yani? Bilmiyoruz. Anlamaya çalışacağız. Oktay, beyefendiyi aracı alalım. İfade için merkeze gitmemiz gerekiyor. Tabii komiserim. Buyurun. Tabii. Buyurun. Ortalık sakinken adam gibi bakalım şu eve. Var mı bir şeyler Ali? Şuradaki leke, kan lekesi. Kesik ya da akıntı şeklinde değil. Sürtünme ya da çarpmayla oluşmuş sanki. Boğuşma olabilir ya da düşme. Kadından başka biri daha olabilir yani, öyle mi? Vallahi her şey olabilir. Kapıda zorlama izni var mı? Yok abi. Evdeki eksikler? Kadının mücevherlerin büyük bir kısmı kayıp. Bir miktar nakit para, birkaç parça altın, gümüş. Tam temizlik yani. Dertleri basit bir hırsızlık olsa aldıklarıyla giderler. Çocuğu neden götürsünler? Fidye isteyecekler desek üstüne bir de soygun. Mantıklı geldi mi sana abi? Gelmedi vallahi. Var bir karışıklık bu işte ama
Ali, ev telefonunu Erkan Bey ile Sevim Hanım'ın cep telefonlarını izlemeye alalım. Tamam abi. Fidye için kaçırıldıysa çocuk mutlaka arama girecektir. Merkeze hemen konuşurum abi. Parmak izleri de hemen alınsın. Erkan Bey ile de daha detaylı konuşalım. Bu bakıcının ailesi, çevresi nedir, kimdir bir bakalım. Araştırırız abi hepsini. Bu kadar mı şimdilik? Herhalde bu kadar. Çıkalım mı abi? Çıkalım. Orhan, hanımefendi kendine gelince alırsınız. Anlaşıldı komiserim.